Arkadaşlar merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Anadolu Pickup projemizin part 2 videosuyla karşınızdayım. Hemen laf uzatmadan gel kanka. Şimdi geçen bölümde neler yaptık? Birinci parttan izleyebilirsiniz. Şöyle arkadan göstereyim. Kasamızı söktük. Demirlerimizi tıraşladık. Aracımızı bastık. Farkındaysanız yerle bir oldu. Arabanın içini boşalttık bu şekilde. Şimdi ne yapacağız? Şuradan göstereyim. Hadi gel. Şu şekilde görmüş olduğunuz çatlaklar var arkadaşlar arabada. Önce bu çatlakların hepsini araçtan arındıracağım. Görmüş olduğunuz çatlaklara eğer ki macun çeker, üstüne zımpara yapıp güneşe koyduğum takdirde bir hafta sonra aynı yerlerde tekrar çatlayacaktır. O yüzden şöyle bir işlem yapıyoruz. Mesela şurada çatlaklar var gördüğünüz gibi. Bunu tamamen şimdi arındıracağım mesela şurayı. Bu diş gibi hastalıklı bölgeden şu anda kurtulduk. Ha bu nasıl söyleyeyim? Biraz işimizi uzatacak bizim. Ama eğer ki dediğim gibi o çatlaklardan kurtulmadan üzerine hemen yalaşap bir macun yapıp zımpara yapar astar atarsak bir hafta sonra, bir ay sonra da olabilir. Tekrardan aynı yerlerden çatlayacaktır. Anadolu'nun laneti bu. Şimdi ben bu arabayı komple görmüş olduğunuz gibi bütün çatlaklarına bakın. Her yerde var. Şuralara bak. Görüyor musun? Bak buralarda, buralarda, yanları komple bak buralar. Buraya zaten polyester yapacağız. Yani biraz uğraştıracak ama inşallah olacak. Bu kupayı çıkartmayı düşünüyoruz arkadaşlar bu arada. Şimdilik böyle iş kaçsın diye yapıyorum. Sonuçta bu iş yapılacak. Bir sürü iş var ya. İzleyelim görelim. Arkadaşlar sabah başladım, akşam bitirdim. Görmüş olduğunuz tüm çatlakları temizledik. Şöyle arabayı istersen 360 dön YouTube. Yarın buraya polyester alacağım. Buraya polyesterleyeceğim. Şu anda görmüş olduğunuz delik deşik bütün her şey çatlak olan yerler. Bütün hepsini arındırdım. Daha var gene yani ufak tefek var da. Bu taraf çok fenaydı mesela şöyle. Burası çok fena olmuş. Bütün çatlaklardan aracımızı arındırdık. Yani bu şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, hani normal arabayı zaten veriyorsunuz ustalara, toplatamıyorsunuz ya. Anadolu, yani bir arabayı 5 toplatamıyorsanız Anadolu harbiden parayla toplatamazsınız. Çok eski ustalar var. Anca onlar yaparsa yapar. Öyle bir bela ki hani ben bunu size anlatamam. Şuradan bir çekim yapalım şöyle. Zeminin ne kadar kötü olduğunu göstermek için şöyle. Bakın şimdi bu zemini ben makineyle yaparken bakın dalga dalga. Ya ben bunu tekrardan burayı, bunu zaten başka yolu yok yani, bu işte macundan araba yapıyorum falan diye boş muhabbet yapanlar var ya. Yani lütfen onlar bir ayrılsın, çıksınlar bu videoda. Ya bu araba macunla olur, başka türlü olmaz. Ben şimdi polyester fiber macunumuz var burada. Bu elyaflı. Elyaflı macunla yani görmüş olduğunuz arabanın tüm sıkıntılı yerlerine, aslında çok büyük bir ihale bu. Çok emek alacak, inanılmaz emek alacak ama arabayı dediğim gibi belki tekrardan komple fiber macunla yapacağım. Bakalım, işe koyulalım. İnşallah hani istediğimiz gibi bir şey çıkacak. Gerçekten zemin çok bozuk. Başıma ihale aldım. Yani ben arabayı daha kısa sürede bitireceğimi düşünüyordum ama bitmeyecek. Harbiden çok büyük emek alacak. Bilmiyorum yani. Vallahi şu anda bu kadar kötü çıkmasına biraz üzüldüm arabanın ama bunu düzeltmek de benim elimde. Başlayalım. Gerçek ustalar her zaman macunu kaputta karıştırırlar.
aşamasının %80'i şu anda bitti. Aracımızı yerine koyacağız şimdi. Arabada fren yok, el freni yok, hiçbir şey yok. Bakalım nasıl bir aksiyon olacak. Sabahleyin şurada görmüş olduğunuz arabaya yanlışlıkla patlıyordum. Kaş yapalım derken göz çıkıyordu. Arabayı yerine koyacağız. Zaten şimdi çıkarttığım zaman bir macunlanık yerlerini de görmüş olursunuz. Devam. Evet arkadaşlar, şurada bir deliğimiz vardı. Buraya polyester uygulaması yaptım. Başka bir yeri istemiyor. İsterse oralara da yapacağım. Kapıları sökmeye çalışıyoruz. Kapılar yalama olmuş. Çok kötü bir vaziyette. Şöyle göstereyim. Bunları çıkartacağız ama bayağı yalama olmuş. Onlarla uğraşıyoruz. Şimdilik bu şekilde devam. Şu kurusun. Ondan sonra oraya bir macun komple tesviyelemeye başlayacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz eski arabaların bazı sıkıntıları bir civatanın yerinden çıkmama problemi. Sol kapıyı söktük fakat sağ kapıyla ustam Ümit Karabağız'ı kavga etsin diye bıraktım. Evet. Bayağı tartışıyorlar şu anda. Kaldım ama demiri falan keseceğiz herhalde. Bunu da bir başarılı alacağım. Tekrardan burayı somu yapacağız yani. Bu bir tane araba var ya, bir de böyle sallanıyor. Aynen öyle. Kaldıkça yapıyorum, vaktim kaldıkça da size aktarmaya çalışıyorum. Herkes de merak ediyor, talep de gördü. Yani umduğumdan daha çok herkes iyi gösterdi bu projeyi. Ama biraz daha hızlandırdım o yüzden. Şöyle isterseniz, bugün kapılarımız çekildi. Sonra söktük. Macunumuzu çektik, tesviyelerimiz yapıldı. Arabanın içini şöyle güzel bir şekilde temizledik. Herhangi bir çürük çarık yok çünkü polyester. Bu tarafında arabanın artık neredeyse sona geldik. Şu kısım tamamdır. Bu kısım aynı şekilde. Burada bir polyester tedavisi yaptık. Burada bir şişme var hafiften. Oraya alacağım. İşte saç olmadığı için şey olsa çekişle vuracağız ama biraz uğraştıracak. Şöyle söyleyeyim. Buradan sonra yeni bir karar aldım. Arabanın alt tarafını yapmıyorum burayı. 10 numara filoto çıkartmıştım buraya. Görüyorsunuz jilet. Fakat arabayı M3 gibi şişirmeye karar verdim. Yani bir anda otururken burada öyle bir karar aldım. Arabanın yan çamurluğu bu şekilde şişecek. Ve arkasına polyesterden bir kasa yapacağımız için orada da aynı şişme olacak diye planladım. Şu anda arabanın sadece üst kısmını yapıyorum. Alt kısmını ellemeyeceğim çünkü burası şuradan başlayarak şöyle M3 gibi şişecek. Bu şekilde camı sökemedik bu arada. Camı sökmeyi bilen arkadaşlar varsa yorumlarda belirsinler. Ama anlayamadık yani. Topaşı falan söküyoruz, takıyoruz da. Bunu anlayamadık. Boşu boşuna da kırmayalım dedik. Bilen biri çıkar herhalde. Bir taktik verir bize. Bu şekilde arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atarak, abone olarak bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.